Mart'ın birinde ödenmesi bekliyoruz. bekliyoruz demem sebebi şu. sarkma olabilir. Sarkma olmayabilir. Olmaz. Daha erken de olabilir. Şu anda mecliste imzaya açılmış bu, bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde ilk maaş için bir kez daha Mart ayını işaret etti. EYT'liler endişe etmesin dedi. Kimse endişe etmesin. Zaten herkes aynı gün emekli olmuyor. Prim gün sayısını aynı gün doldurmuyor. Dolduranlar da var. Doldurmayanlar da var. Doldurdukça müracaatları aldıkça biz hemen gerçekleştireceğiz ve ama tahminim biraz önce de söylediğim gibi biz 1 Mart'ta ödeyecek şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin A Haber'de ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. EYT emekli olacakların maaş mevcut emeklilerin aksine %30 değil de %18 civarı bir zam yapıldığı iddiasını da yalanladı. Böyle bir şey olması mümkün mü? Böyle bir şey yok tabii ki. E emeklilerimizin elde ettiği e bütün kazanımlar onlar için de geçerli. Hiçbir hesaplarda, hesaplamada hiçbir farklılık yoktur. Bu tamamen e gerçek dışı bir söylentidir. Bu söylentilere kimsenin inanmaması lazım. Devlet emeklileri arasında ayrım yapmaktadır. Yapmaz. Biz sosyal devletiz. En çok merak edilen konulardan biri asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağıydı. Gerekmeyeceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten onu şartlı söyledi. Beklenmedik bir şey olursa, olağan dışı bir durum ortaya çıkarsa diye söyledi. Tam tersine enflasyon düşüyor. Enflasyon düşme eğiliminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçici işçilere müjde verdi. Bu sorunu çözmek üzereyiz. Yani çalışıyoruz. E, tahmin ediyorum EYT'den sonra e, meclise getireceğimiz konulardan biri de bu olacak. Bu seçimden önce gerçekleşir. Ve kamu işçileriyle yapılacak toplu sözleşme. Devletimiz sosyal devlettir. Biz emeğimizin karşısını arıyoruz. Devletimiz emeği koruyor. Bu duyguyu yaratacak bir sözleşme yapacağımıza inanıyorum. Biz de bunu e, bir an önce e, çözüp tahmin ediyorum e, Mardin başında bu sorunu çözeriz.